İzmir'den merhaba. Keyifli bir geziye İzmir'de ne dersiniz? Şirin kenti Burdur'dan sevgi ve selamlarımızla bu hafta da Meltem'le Zirvedekiler bölümü. Konuklarımızla bu hafta da sizlerleyiz efendim. Neredeyiz? Evet, göller, güller ve gönüller diyarı çok özel bir kent. Burdur'dan sesleniyoruz. Burdur'dan çok özel konu ve konuklarımla bu hafta da zirvede bir programla sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sizleri bu güzel, keyifli turuma davet ediyorum. Evet, zirvede kalın, ekranlarınızdan ayrılmayın. Göller, güller, gönüller diyarı Burdur'dan herkese merhaba. Meltem Dikici ülkemizin dört bir yanını gezmeye devam ederken zirve kentler ve zirve konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Meltem'le Zirvedekiler farkıyla bu hafta Burdur kentinde keyifli bir gezi gerçekleştiren Meltem Dikici, yörenin marka değerlerini ve yatırımları sizler için araştırdı. Bu programda neler yok ki? AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur'la A'dan Z'ye Burdur dedik. Burdur'un marka değerleri ve kentte gelişmeler, Mısırlılar Konağı konuk evinde gerçekleştirilen röportajla az sonra. Yeşilova Salda Gölü ile dünyanın göz bebeği konumunda ilerliyor. Salda Gölü turizme ışık saçıyor. Sit alanı olan Salda'da yeni projeler neler? Göl çevresinin sit alanı olmasının turizme etkisi neler? Yeşilova'da yepyeni projeler. Hepsini Yeşilova'nın yöneticisi Mümtaz Şenel'den öğrendik. Salda Gölü'nün muhteşem manzarasında yeni dönemde projeleri konuşan Meltem Dikici, turizminde yeni dönemini sizler için araştırdı. Sahlebi ünlü Bucak'ta sanayi, tarım günden güne gelişirken Bucak'ta bu dönem yapılması gereken projeleri Bucak'ın yeni yöneticisi Emrullah Ünal'dan öğrendik. Burdur'un en büyük ilçesi Bucak'tan çok özel. Kemer ilçesi yayla turizmiyle ziyaretçilerini bekliyor. Şirin ilçede gelişmeler, projeler. İsmail Özay ve ekibinin bu dönem yapacakları. Sagalasos'la ünlü Ağlasun'da turizmde yeni gelişmeler. Başkan Ali Ulusoy eğitimci kimliğiyle Ağlasun'un sesini dünyaya duyurmaya hedefliyor. Hepsi ve çok daha fazlası az sonra Meltem'le Zirvedekiler'de. Bu haftanın zirve konuğu AK Parti Burdur Milletvekili Sayın Yasin Uğur. Evet, kendisiyle A'dan Z'ye Burdur dedik. Bakalım karşımıza neler çıkacak? Ekranlarınızdan ayrılmayın. Bu özel röportajımız sizin için. İlk olarak Burdur merkezde Mısırlılar Konağı konuk evine gidiyoruz. AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur'la nostaljik bir ortamda Burdur'u konuşan Meltem Dikici, A'dan Z'ye Burdur'un güzelliklerini sizler için öğrendi. Haftanın zirve konuğu Yasin Uğur'la Burdur'da gelişmeleri araştıran Meltem Dikici, milletvekilinin kenti Ankara'da nasıl temsil ettiğini öğrendi. Zirve konuğumuzla röportajımıza geçmeden evvel milletvekili Yasin Uğur'u sizlere tanıştıralım. Yasin Uğur 1978 yılında Burdur Bucak ilçesinde doğdu. Ekonomist, ilk orta ve lise öğrenimini Bucak'ta tamamladı. Bucak İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 2000-2003 yılları arasında akaryakıt sektöründe, 2007 ila 2011 yılları arasında iletişim sektöründe, 2011 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet göstermeye devam ediyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bucak Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Belediye Encümen Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği,
Oğuz Doğa Sporları Dernek Başkanlığı, Bucak Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Uğur evli ve 3 çocuk babasıdır. Şimdi sözü Meltem Dikici'ye bırakıyor, zirvede bir röportajla sizleri baş başa bırakıyoruz. Biz tabii Burdur'u şirin bir kent olarak biliyoruz da bu şirin kentin içerisinde neler var, bunları merak ettik. Sizinle buluştuk. Öncelikle de bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Burdur deyince aklımıza neler geliyor efendim? Burdur deyince aklımıza son yıllarda da çok daha fazla şeyler gelmeye başladı. Örneğin bunlardan turizmle alakalı olarak Salda Gölü çok meşhur oldu. Keza Burdur Gölümüz var. Akabinde yine Yeşilova'da Salda Kayak Merkezimiz var. O taraftan başlamak gerekirse. Tarım ve hayvancılıkta Burdur'umuz çok ön planda. Sanayisi keza o şekilde. Ve yeme içme kültürüyle de Burdur şişi, ceviz ezmesi, bucak salebi olarak meşhur olmuş ürünlerimiz var. Burdur denince akla da küçük bir kent ama hakikaten samimi ve gönüllere giren insanların olduğu küçük bir kent ama önemli bir kent geliyor. Evet, tabii ki Burdur deyince de aklımıza tarım ve hayvancılık ilk etapta gelmekte. Burdur ekonomisinin yaklaşık %50'si tarım ve hayvancılığa dayalı. Tabii turizmle alakalı son günlerde çok ciddi bir çıkış yakaladık biz. Bu çıkışta önemli, Sayın Valimiz de bu konuda milletvekilleriyle siyasette çok uyumlu çalışarak belli bir katkı, çok iyi bir katkı sağlandı. Salda Gölü şu anda Türkiye'de ve bütün dünyanın göz önünde yıllık 500 bin ziyaretçi gelirken, en son Temmuz ayı rakamlarıyla 830 bin civarında ziyaretçi oldu. Bu yılki hedefimiz de 1 milyona ulaşmak. Salda'dan bahsetmişken lavantayı da unutmamak gerekir. 2019 yılı itibariyle ülkenin en büyük yani 400 dekara yakın tek parça Akçaköy'de bir Yeşilova Akçaköy'de bir bahçemiz bulunmakta, tarlamız bulunmakta, lavanta bahçesi. Tabii ki bulunduğumuz yeri de tanıtmadan geçemeyeceğim. Çok beğendim. Evet. Gerçekten çok büyülendim. Mısırlılar evet. Konağı. Evet, Mısırlılar evi, Mısırlılar konağı. Harika sevgili seyirciler burası. Buranın özelliği ne? Neden Mısırlılar? 1890 yılında yapımına başlanarak 1895 yılında tamamlanan Osmanlı döneminden günümüze korunarak gelmiş en güzel eserlerden bir tanesi. Tabii Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 1977 yılında almış olduğu kararla taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş tarihi bir yapı burası. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinler doğrultusunda ve kurulun gözetiminde yıllar itibariyle bakım ve onarım görmüş, tadilat görmüş bir yapı. Bu yapılan bakımların ardından da İl Özel İdaremiz Meclisi'nin kararıyla, İl Özel İdare Meclis kararıyla da Milli Emlak Müdürlüğümüzce ihalesi yapılarak halka açıldı ve şu anda da halkımız tarafından kullanılıyor. Ben buradan sizin vasıtanızla bütün Burdurlu hemşerilerime selamlarımı tekrardan iletiyorum. Yine Avrupa kanalı olmanızdan dolayı da Avrupa'daki hemşerilerimizdeki Burdur'umuzda birçok Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, hemşerilerimiz var. Onlara da buradan selam göndermek istiyorum. Sizlere de Kanal 7 ailesi olarak programa bizi aldığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programda tekrardan beraber oluruz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Burdur gezimize şimdi de Salda Gölü'nün güzelliğiyle devam edeceğiz. Evet, buranın başarılı yöneticisiyle bu hafta beraberiz. Az sonra güzel bir röportaj yapacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Yeşilova Salda Gölü ile dünyanın göz bebeği konumunda ilerliyor. Salda Gölü turizme ışık saçıyor.
Sit alanı olan Salda'da yeni projeler neler? Bölgede turizm canlanırken sit alanı kanunları bölgenin turizmine nasıl engel olabiliyor? Halk ne istiyor? Bütün bunların cevabını Yeşilova'ya giderek araştırdık. Salda Gölü'nün muhteşem güzelliğinde hepsini Yeşilova'nın yöneticisi Mümtaz Şenel'den öğrendik. Salda Gölü'nün muhteşem manzarasında yeni dönemde projeleri konuşan Meltem Dikici, turizmde yeni dönemi de sizler için araştırdı. Haftanın zirve konuğu Yeşilova'nın yöneticisi bir eğitmen olan Mümtaz Şenel bu dönemde neler yapacak? Eğitimci kimliği, mütevazı, güler yüzlü, çözümcül ve disiplinli yapısıyla ekibiyle canla başla hizmet için çalışan Mümtaz Şenel, siyasi kimliğini bir kenara bırakıp ben hizmet için varım diyor. Yeşilova halkının gönlünde taht kurmayı başarmış Mümtaz Şenel. 24 saat açık makam kapısı ve her daim ulaşılan telefonuyla eğitimi yüksek bir ilçe oluşturmanın hedefinde. Yeşilova'da Meslek Yüksekokulu'nun ilçeye kazandırılmasında emek gösteren ve önce olan Mümtaz Şenel'in bu öyküsünü de sizlere aktarmadan evvel haftanın zirve konuğunu sizlere tanıştıralım. Mümtaz Şenel Burdur ili Yeşilova ilçesi Çaltepe köyünde doğdu. İlkokul öğrenimini Yeşilova Merkez ve Çaltepe İlkokulu'nda, orta öğrenimini Yeşilova Ortaokulu'nda okudu. Öğretmen okulunu Akşehir'de tamamlayarak öğretmenliğe ilk adımını attı. Çorum ili Bayat ilçesi Çerkeş köyünde 3 yıl çalıştı. Burdur Yeşilova Kavak köyünde çalıştıktan sonra Yeşilova Merkez İlkokulu'na atandı. Merkez ve 100. yıl ilkokullarında görev yaptı. Öğrenimi nedeniyle Ankara ili Mamak ilçesi Derbent İlkokulu'na tayini yapıldı. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde yöneticilik ve deneticilik okudu. Yurt dışı sınavlarını kazanarak Suudi Arabistan Medine'de 5,5 yıl Türk Büyükelçiliği emrinde öğretmen olarak çalıştı. Devletteki görevi sona erdikten sonra Gazi Üniversitesi Gazi Koleji'nde müdür olarak görev yaptı. Yeşilova Eğitim ve Kültür Derneği ile birlikte Yeşilova'ya yüksekokul kazandırılması konusunda görev aldı. Okulun arsasının alımı, yaptırılması ve açılmasının tüm Yeşilova halkı ve dernekteki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hareket ederek yüksekokulu Yeşilova'ya kazandırdı. Eğitime yaptıkları böylesi büyük emek için biz de Mümtaz Şenel ve arkadaşlarını kutluyor, Salda Gölü kenarında gerçekleştirilen Meltem Dikici'nin röportajına gidiyoruz. Efendim öncelikle biz Salda'yı bir tanıtalım. Bu Salda Gölü Yeşilova'nın nasıl bir marka haline geldi? Buranın özelliği ne? Aynı zamanda tabii buranın kendine göre bir tarihi özelliği de var. Bunları da bir anlatalım. Bir tanıtalım öncelikle Salda'yı. Salda Yeşilova'ya bağlı bir kasaba idi. Ancak son dönemlerdeki bazı uygulamalardan dolayı, nüfus yetersizliğinden dolayı köy oldu. Salda Gölü ile daha çok tanınan bir yer. Son yıllarda Salda Kayak Merkezi de buna eklendi. Salda Gölü Türkiye'nin şu anda gözdesi. Ne özelliği var? Mars'ın yüzeyine benzeyen özelliğiyle dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Bu doğal güzelliği ormanıyla, efendim çevresindeki bu kuş özellikleriyle, endemik yapısıyla birlikte burayı öyle bir korumamız lazım ki bizden sonrakilere aldığımız gibi teslim etmemiz lazım. Buranın geçim kaynağı 1. tarım, 2. hayvancılık. Tarım ve hayvancılıkla ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalar, vatandaşa yapılan destekler yeterli olmadığı için biz burada turizmle ilgili bir başka gelir kaynağı olsun istiyoruz. Bununla ilgili de elimizde aslında imkanlar var. Nedir? Doğal imkanlar var yalnız. Bizim yapabildiğimiz imkanlar değil. Nedir doğal imkanımız? İşte bu Salda Gölümüz. Başka neyimiz var? Başka kayak merkezimiz var. Yeşilova'da yılın 12 ayında turizm canlı kalabilir. Ama dediğim gibi devletin birazcık bizi desteklemesi, teşvik etmesi, eğer devlet bize bu konuda bir destek olur, önümüze açarsa biz Yeşilova'da Salda Gölümüzde 8-9 ay turizmi canlı tutabiliriz.
Altyapımızda tabii ki sıkıntılarımız var. Tabii ki altyapımızdaki sıkıntıları peyderpey yapacağız. Benim en çok ilçemde yapacağım şeylerden bir tanesi, bir ilçemizdeki okulları, okulları derken yüksek okulumuzdan lisemize, ortaokula, ilkokula kadar, anaokuluna kadar bütün okullarla ilgili o ihtiyaçları hep gözden geçirip onların ihtiyaçlarını, onların çalışma programlarını kaymakamlığımızla, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, öğretmenlerimizle görüşerek, istişare ederek bunu yerine getirmeye çalışacağız. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Onların eğitimleri, kursları, örneğin ana baba okulu. Bu benim daha önceki çalıştığım yerlerde yaptığım çalışmalardan bir tanesiydi. Ana babanın eğitimde mutlaka hazır olması, eğitimli olması gerekir. Eğitimli olursa çalışan eğitimcilerimizin okuldaki yükü %50 düşer ve başarı %100 üzerinden yapılır. Halkımızın gelir düzeyinin artırılması konusunda halkımıza yerli tohum desteği, son yıllarda özellikle ilçemizde lavanta ile ilgili turizm nedeniyle köylerimizde, ilçemiz merkezinde lavanta ile ilgili çalışmalar başladı. Biz o çalışmalara destek edeceğiz. Bir başka şey, burada yatak sayısını artıracağız. Peki sosyal projelerde ne var? Sosyal projelerde yaşlılar için sosyal proje olarak düşündüğümüz şey, burada bir dernek vardı. O dernek ilgisizlik nedeniyle, benim de yüksek okul çalışmaları nedeniyle çok fazla ilgilenemedim. Burada yine böyle yaptığımız çok büyük, çok güzel bir yüksek okulumuz var. 2500 öğrencilik ama bugün için kapasitesi tabii ki düşük. Fakat üniversitemiz yetkilileriyle, sayın rektörümüzle, yüksek okul müdürümüzle görüşmelerimiz, oradaki mevcudu, oradaki yapıyı düzeltme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yaşlılarımızla ilgili yaşlı bakım evi, bunları yapacağız en kısa zamanda. Bir başka şey, sokak hayvanları, bizim çevre dostlarımızı da unutmadık. Onlarla ilgili de sokakta insanlarımız gerçekten çok rahatsız. Korkuyorlar, alışık olmayan insanlar. Biz bu hayvanları bir yerde toplayarak, onları daha iyi bakım, daha iyi yaşam koşulları hazırlayarak, tabii sokakta hayvan hiç olmayacak mı? Tabii ki olacak ama vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde değil. Bu konuda yapacağımız projeleri bu kış sezonunda, yaz gelmeden inşallah bunları tek tek gözden geçireceğiz. İlçemizin bazı yerlerinde su sıkıntıları var. O su sıkıntıları ile ilgili de yine kış mevsiminde hazırlıklarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyeceğiz. Vatandaşlarımızı bu güzel olan beldeyi gelmelerini, kışın kayak merkezimize, yazında hatta Mart-Nisan ayından itibaren olabilir ilçemize gelmelerini, burada konaklamalarını, biz onları önümüzdeki sene göreceksiniz, çok daha güzel ağırlayacağız. Şimdi gelip giden bazı vatandaşlarımız bu konuda belki memnun kalmamış olabilirler. Bizim de yeni iş başına gelmemizi artık hoş görsünler geldiğimiz için. Bütün halkıma minnet duygularımı iletiyorum. Sevgili vatandaşlarıma da saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepinizi Salda'ya, Yeşilova'ya ziyarete bekliyorum. Burdur'un en büyük ilçelerinden birisi. Evet, tarım ve sanayisiyle gelişen ve salebiyle ünlü nereye gidiyoruz? Bucak ilçesine gidiyoruz. Haydi bakalım. Burdur'un en
en büyük ilçesi Bucak'tayız şimdi de. Tarım ve sanayi bir arada ilerleyen ilçenin sahlibinden bahsetmeden olmaz. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği sahlibin ana vatanı olan Bucak'ta bu dönem neler değişecek? Bunları araştıran Meltem Dikici, Bucak'ın yeni yöneticisi Emrullah Ünal'dan öğrendi. Bucak'ta geleceğe taşınacak projeleri sizlere aktarmadan evvel haftanın zirve konuğu Emrullah Ünal'la tanışalım. 1965 yılında Bucak'ta doğan Emrullah Ünal, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi yüksek lisans mezunudur. 27 yıllık çalışma hayatında Avrupa Birliği projeleri, ulusal ajans projeleri de yer aldı. 1991 yılından bu yana Bucak ilçesinde veteriner hekim olarak çalışıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Emrullah Ünal, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Bucak Belediye Başkanı seçildi. Şimdi sözü Meltem Dikici'ye bırakıyor, yaptığı sohbeti getiriyoruz ekranlarınıza. Buranın marka değerleriyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman Bucak nasıl bir tabloyla karşımıza çıkıyor? Öncelikle onu işleyelim. Bucak ilçemiz Burdur ilimizin en büyük ilçesi. Hem nüfus olarak hem ekonomik olarak Burdur ilimizin en büyük ilçesi Bucak. 44.500 nüfusa sahibiz. Aynı zamanda hem sanayileşme bakımından, hem tarım hayvancılık bakımından, hem de kültür, sanat, sosyal etkinlikler bakımından en büyük ilçesi olarak Burdur'umuzu temsil ediyoruz. Tarım hayvancılık bölgemizde, ilçemizde sayı olarak da yüksek sayılarda ve sanayileşmiş kültür ırkı hayvan sayılarımızın yüksekliği bakımından Burdur ilimizin en büyük sayısına sahip. Genelde büyükbaş hayvancılık yapılıyor ve büyükbaş hayvan gıda temini olarak da ekim alanlarımız onlardan ekiliyor. Küçükbaş hayvancılığımız son dönemlerde Orman Genel Müdürlüğümüzün bir takım kısıtlamalar nedeniyle, yayılım alanlarının kısıtlamaları nedeniyle geriye doğru gidiyor sayı olarak. Ama küçükbaş hayvancılığımız da mevcut. Tarımda kapalı sistem, sulama sistemimiz mevcut ovamızda. Ama yeterince kullanıldığı kanaatinde değilim ben. Hala daha senelik bitkiler dediğimiz arpa, buğday türü ekimler yapılıyor. Meyve, sebze ekimimiz çok yüksek değil. Çevre ilçelerimizde sebze ve meyve ağaçlarımız var ama bizim Bucak'ta daha önce elma bahçelerimiz çok meşhurken zaman içerisinde onlarda da bir gerileme var. Tamamen büyükbaş hayvancılığın ihtiyaçlarına binaen ekimler yapılıyor Bucağımızda. Salep Bucağımızın markasını oluşturan bir içeceğimiz. Kış içeceğimiz özellikle. Kışın içilen bir içeceğimiz. Ve orkide çiçeğinin köklerinin kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen bir içecek. Fiyatı da bayağı vardır. Bir kilosu 600 lira civarındadır şu anda. Bayağı varmış. Gram gram alınacak o zaman. Evet. Zaten satışlarda kilo olarak değil de 100'er gramlık, 50'şer gramlık paketler halinde yapılıyor mevcut haliyle. Salep en çok dondurma sanayinde kullanılır. Dondurmanın kaliteli ve güzel olması için sütüne ilave edilen, hazırlanma aşamasında süte ilave edilen bir katkı maddesi. Biz birazcık şöyle gelişmelere bakalım. Sanayiden de bahsedelim isterseniz. Neler çıkıyor evet, sanayide? Evet, sanayi Bucak'ta şu anda organize sanayi bölgemiz mevcut. Organize sanayi müdürlüğümüzde büyük işletmelerimiz var. Özellikle mermer sektöründe ve traverten dediğimiz hem yer döşeme hem duvar kaplama sektöründe önlerdeyiz, ileriyiz. Şirketlerimiz, büyük şirketlerimiz, uluslararası çalışan şirketlerimiz var. İhracat yapan şirketlerimiz var. Mermer sektörü hem ocak bakımından hem işleme bakımından Bucak'ta gayet ileri seviyede. Bahsedelim. Bucak'ta neler değişecek ya da değiştirmeyi düşündüğünüz bir takım çalışmalar var mı? Daha önceki burada kamuoyu da çok iyi bilecekleri biz seçim çalışmalarımız zamanında yapacak olduğumuz işleri gruplandırdık.
bunu halkımıza anlatmaya çalıştık. Değişik toplantılarla, değişik vesilelerle, hem mahalle toplantılarıyla, hem kahve toplantılarıyla yapacak olduğumuz projelerimizi biz halkımıza anlatmaya çalıştık. Bunları biz başlıklar halinde sıraladık. Özellikle yatırım projelerimiz var, altyapı ulaşım projelerimiz var, çevre projelerimiz var. Bunların yanında gençlik spor projelerimiz var, kültür, sanat, sosyal etkinlik projelerimiz var. İnşallah bunların açılımı da var zaten, altında doldurduk. Bucak değişime hazırlansın. Biraz da sosyal projelerden bahsedelim. Neler değişecek, neler yapmak istiyorsunuz? Halkımız nasıl sosyalleşecek Bucak'ta? Ülkemizde kültür değeri olan, kültür varlığı olan tüm yerlerimize ben bütün gençlerimizi ve kadınlarımı, hanımlarımızı götürmek istiyorum. Görmesini istiyorum. Kültürel varlıklarımızı görmelerini, nelere sahip olduğumuzun farkına varmalarını istiyorum. Bunun haricinde festivaller düzenlemeyi düşünüyoruz ilçemizde. Hem çevre festivalleri, zaten birincisini düzenledik. Çevre festivali olarak biz birincisini düzenledik. Sıfır atık projesi ve çevre festivalini düzenledik. Bunun yanında yerli değerlerimizi, kültürel varlıklarımızı kamuoyuna sunabileceğimiz festivalleri düşünüyoruz. Fuarlar var. Yerel tükettiğimiz yiyeceklerin ve içeceklerin tanıtıldığı festivaller düzenlemek istiyoruz. Bunların haricinde kent konseyimizi oluşturduk. Kent konseyimiz tabii belediyemize fikir anlamında güzel çalışmalar sergileyecek. Bu alanda neler yapabileceksek onlardan yararlanmak istiyoruz. İncirimizden bahsedelim. İncirimiz de varmış. Böyle. Evet. Bir de Meyli İnciri ismini verdiğimiz doğal yetişen bir ürüne sahibiz. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Meyli İnciri coğrafi işareti, Burdur ilinin doğal yetişen bir ürüne alınan ilk coğrafi işaret olma özelliğini taşımaktadır. Ve şu anda da tam mevsimi. Aslında olsa da size ikram etsek çok güzel olur da. İnşallah. Teşekkür ederiz. İnşallah. Evet, son olarak ne söyleyelim? Evet, son olarak ben tüm yurt dışındaki bütün hemşehrilerimizi, ülkemizdeki tüm hemşehrilerimizi Bucak'ı görmeye davet ediyorum. Bucak, Antalya yolu üzerinde, Antalya'ya 80 kilometre mesafede ilçemiz ve güzelliklerimizi, doğal güzelliklerimizi görmelerini tavsiye ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Yayla turizmiyle de dikkat çeken Burdur'da, evet, Kemer ilçesine gidiyoruz. Bakalım yayla turizminde bize ne gibi haberler var. Evet, buyurun. Yayla turizmiyle gelişme gösteren Kemer ilçesindeyiz şimdi de. İsmail Özay'ın bu dönem yapacağı projeler alkışa değer. Şirin ilçenin şirin bir turizmle canlanmasını hedefliyor Başkan Özay. Uzun yıllar belediyede çalışmış İsmail Özay, Kemer ilçesinin sorunlarını da iyi bilenlerden. Belediyecilik deneyimiyle bu dönem başkanlık koltuğuna oturuyor İsmail Özay. Göçün durduğu bir ilçe en büyük hayali ve dahasını Meltem Dikici'nin röportajında izleyeceğiz. Ama önce size İsmail Özay'ı tanıştıralım. İsmail Özay 1974 tarihinde Burdur ili Kemer ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kemer İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini 1993 yılında Burdur Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi olan İsmail Özay, 1995 yılında Kemer Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak işe başladı. 1997 yılında Kemer Belediyesi tarafından açılan memurluk sınavını kazanarak aday memur olarak göreve başladı. 1998-2000 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 2000 yılında memurluk görevine başladı. 2007 tarihinde hesap işleri müdür vekili olarak görev yaptı. Belediyenin her kademesinde Kemer halkının refahı ve mutluluğu için 23 yıl hizmet etti.
2019 mahalli idareler yerel seçimlerine katılarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden %72 oy oranıyla belediye başkanı olarak seçildi. Şimdi röportajımıza gidiyoruz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Meltem Hanım. Siz de ilçemize hoş geldiniz. Öncelikle bizlere zaman ayırıp buralara geldiğiniz için teşekkür ederiz. Güzel ilçemize, Kemer'imize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kemer için... Ben şimdi öncelikle bir şey soracağım. Evet. Hemen şurada bir ödül görüyorum. Öncelikle bir ondan bahsedelim mi? Nedir bu? Ödülümüz seçimlerde... Evet. Seçimlerde 51 il içerisinde, ilçe belediyelerinde en yüksek oy oranı alarak... 5. sırada 51 ilin ilçesi arasında 5. sırada yer aldık. %72.27 ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden onu almak bize nasip oldu. Hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetlere de aracı olacağız. Kemer'i tanıyalım öncelikle. Kemer denince aklımıza neler gelir? Bu şirin ilçede neler ön plana çıkıyor? Kemer denince aklımıza buz gibi yaylalarımız, tertemiz insanlarımız, daha ne diyeyim, Kemer'imiz sevgi, su ve sevgi diyarı ilçemiz. Ne kadar? Kemer'imiz, evet. Ama güller de varmış. Güller, gülcülük önceden varmış. Şu anda da pek bahçemiz kalmadı. Meyvecilik, büyükbaş hayvancılığımız meşhur şu anda. Yani had safhada, her evde 15-20 hayvan. Mevcut. Altyapı nasıl peki burada? Altyapı sorunumuz var şu anda. İçme suyuyla ilgili sıkıntımız var. Yani hatlarımız çok eski. Hatlarımızın yenilenmesi gerekiyor. Biz onun müracaatını İller Bankası'na seçildiğimiz, görev devraldığımız günden bir hafta 10 gün sonra yaptık müracaatımızı. Şu anda projeler hazırlanıyor. İnşallah en kısa zamanda İller Bankası aracılığıyla içme suyu hatlarımızı yenileyeceğiz. Peki yayla turizminden biraz bahsedelim. Nedir bu yayla turizmi burada? Yayla turizmi Allah razı olsun önceki kaymakamlarımızdan Hasan Hüseyin Vural kaymakamımız vardı ve belediye başkanımız Durmuş Erdem'in de bizlerin de katkısıyla yaylaya bungalov evler yaptık. İnşallah biz bu bungalov evleri daha da geliştirip yayla turizminin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu anda Baka'ya projemiz hazır. Cuma günü itibariyle projemizi sunacağız. İnşallah bir aksilik olmaz da projemiz çıkarsa kapasitemizi 100 kişiyi misafir edebilecek şekilde hazırladık. Şu anda hazırız yani. Bu dönem inşallah şu anda biraz önce dediğim gibi içme suyu hatlarının yenilenmesiyle ilgili projemiz hazır. Onun dışında TOKİ İlçemizin en büyük eksiklerinden birisi TOKİ. Vatandaşımız kışın Burdur merkeze doğalgazlı evler aldılar, oralara gidiyorlar. 3 ay orada kalıp ama biz onları inşallah Kemer'e çekeceğiz. Şu anda kamulaştırma işlemlerine başladık. TOKİ'yi kazandıracağız. Vatandaşlarımızın da TOKİ'ye yazılımları ve ilgileri yüksek şu anda. Talep olacak inşallah. En kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Sosyal projeler var mı? Mesela festivaller? Evet, festivallerimiz var. 22'sini yaptık bu yıl. Yayla şenliğimiz var. Yaylamıza özgü. Yaylaların olmazsa olmaz şenliğimiz var. Bir 10.000 kişi katılımlı bir festivalimiz oldu. Çok güzeldi. Genelde yöresel sanatçıların olduğu, ikramların olduğu bir festivalimiz var. İnşallah onu daha da geliştirip uluslararası yönde çalışmalarımız olacak. Festivallerimiz devam edecek. Bizim olmazsa olmazımız festivalimiz. Hayalinizdeki Kemer nedir? Hayalindeki Kemer şu anda Antalya'da çalışan gençlerimi Kemer'e çekmiş. Yani Kemer'e geri dönmüş. Kemer'in nüfusu 2100 değil de 4000-4500 5000 bandına yakalayıp kendi kendimize yetebildiğimiz, şu bakirliği koruyabildiğimiz bir Kemer. Siz de dediniz ya şirin, güzel bir Kemer. Gerçekten ilçemiz kendisi küçük ama yüreği büyüktür. İlçemiz Burdur'la direkt bağlantılı tek ilçedir. Yani insanlarımızı Kemer'e çekebildiğimiz bir Kemer.
daha evet. canlı, daha gelişmiş bir kemer. Göç dursun diyorsun. Göç dursun. Evet. Tek derdimiz göç. Bu dönem en büyük projeniz ne olacak? Bu dönem en büyük projemiz şu anda başta dediğim gibi içme suyu hatları ve altyapının değişmesi. Yani dönemimizin sonuna doğru mu denk gelir, ne zaman denk gelir ama projeler hazırlanıp gerekli maddi imkanları sağlandıktan sonra hemen başlayacağız. Ve TOKİ, en büyük TOKİ. Allah izin verirse TOKİ'yi kazandırdık mı en büyük yatırımımız o olacak. Son olarak ne söyleyelim? Bir defa yaylalara bir davet edelim. Evet, ben kemerli olsun ya da kemerli olmasın, kemeri bilen herkesi yaylalarımıza bekliyoruz. İnşallah yaylalarımız daha güzel olacak. Kemerimiz güzel. Biz kemeri seviyoruz, kemerliyi seviyoruz. Hayalimiz kemerin daha da ileri gitmesi. İnşallah imkanlarımız el verdiğince, maddi imkanlarla ilgili bu işler tabii ki, el verdiğince kemerin daha da ileri gitmesini, bizden önceki belediye başkanlarımızın Allah razı olsun hepsinden yaptıklarının biz de bir şeyler katabilirsek ne mutlu bize. Turizme yeşil ışık yakan diğer bir ilçe, evet Ağlasun'a gidiyoruz. Sagalos'u merak ettik. Evet şöyle bir Ağlasun yapalım efendim. Buyurun. Sagalos tarihi yerleri ve doğa harikası bir ilçe. Ağlasun'a gidiyoruz şimdi de. Ağlasun'da misafirlerin dinlenebileceği çadır ilgimizi çekiyor. Kıl çadırı içinde yöresel yemekler, yöresel el sanatları ve dahasını görünce değmeyin keyfimize. Ve araştırıyoruz ki bu projenin mimarı ilçenin yeni yöneticisi Ali Ulusoy. Başkan Ali Ulusoy'un kısa sürede yaptığı bu projede diğer projeleri de öğrenmemize sebep oluyor ve Ulusoy'la Ağlasun'da turizmi konuşuyoruz. Bu dönem yapacaklarını anlatıyor. Eğitimci bir kimliği olan Ali Ulusoy'un sosyal belediyeciliğe örnek projeleri ilgimizi çekiyor. Görüyoruz ki bu dönem Ağlasun'da turizmde dünyada bir rüzgar esecek. İlçe tanıtımına önem veriyor Başkan Ulusoy. Halkla olan diyaloğunda doğallığı ise gözümüzden kaçmıyor. Yörede sevilen bir isim olduğunu görüyoruz. Sözü uzatmayalım. Ali Ulusoy'u sizlere tanıtalım öncelikle. Ne dersiniz? Ali Ulusoy 1966 yılında Burdur'da doğdu. 1984 yılında Burdur Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği bölümünü okudu. İlköğretim lisans tamamlama programı Sosyal Bilgiler bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 30 yıl öğretmenlik yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Ali Ulusoy 2014 yılında belediye başkanlığına aday oldu fakat 100 oy farkla kaybetti. 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde AK Parti'den %57.94 oy alarak belediye başkanlığını kazandı. Halen Ağlasun Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ali Ulusoy'un projelerini merak ediyoruz. Ve işte Meltem Dikici'nin sohbeti. Efendim Ağlasun böyle son dönemlerde bir turizmiyle ben buradayım diyor. Evet. Biz bu turizmdeki canlılığı biraz anlatalım. Neler yapılıyor burada? Bir Ağlasun denince aklımıza neler geliyor? Bizim ilçemiz bu bölgede Akdeniz yöresinde yeşiliyle, doğal güzelliğiyle ve en önemlisi de tarihi kültürel dediğimiz Sagalasosuyla farklı bir özelliğe sahip. Gelip gezip görenler bunu kendileri ifade ediyorlar. Türkiye'nin her yerinden ve bilhassa da Avrupa'dan zaten ziyaretçi alıyor. Ama Ağlasun'u hak ettiği yere biz taşıyamadık. Bunun bilinciyle yola çıktık. Allah 31 Mart'tan sonra nasip etti. Belediye başkanı olduk milletimizin desteğiyle. İlk işimiz bu Ağlasun'u nasıl öne çıkarabiliriz, Sagalasos'u nasıl duyurabiliriz, Sagalasos'un ismini nasıl dünyaya duyurabiliriz? Bu düşüncelerle hareket ederek yola çıktık. Biz şu anda bulunduğumuz mekan belediye tarafından tamamen öz kaynaklarıyla, belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan 35 gün sürede tamamlanan bir işletme.
Bunu niye yaptık? Ağlasu'nda turizmin altyapısında müthiş bir eksiklik var. Gelen insanların bir kahve içecek yeri bulamadığından yola çıkarak ani Ramazan ayının son günlerinde başladık. 35-40 gün gibi bir sürede tamamladık. Bu yol üzerinde, Sagalassos yolu üzerinde böyle bir yer yok. Sagalassos'a devam ettiğin zaman Ağlasu'nun gerçekten doğal yeşiliyle, fiziki yapısıyla bu güzelliğe benzer, ben iddia ediyorum, ne Burdur'da var ne Akdeniz yöresinde var. Bu yeşil ve sular diyarı Ağlasu. Sagalassos'a çıktığımız zaman dünyada içinde suyu akan iki tane çeşme var. Benim bildiğim kadarıyla Antiyokla çeşmesi, birisi Yunanistan'da, birisi Türkiye'de bizim Sagalassos'umuzda. Oranın çarşısıyla, oranın hamamıyla, oranın kütüphanesiyle, Sagalassos'tan bahsediyorum. Gerçekten gezmeye, görmeye, buraları ziyaret etmeye değer bir yer. Bu düşüncelerle yola çıkarak biz yani ilçemizi dünyaya tanıtma adına tüm gelen turlara şunu söylüyoruz. Salda Gölü bir milyon ziyaretçiye koşarken, Kuyucak bahçeleri, Kuyucak lavanta bahçeleri 6-700 bin ziyaretçiye koşarken 300 bini devirdi. Biz Ağlasu'nda geçen yıl 51 bin ziyaretçi aldık. Bu yıl hedefimiz 100 binken 70-80 bin arasında kalacağız. Bir yerde bir şeyler eksik, bir yerde bir şeyler yanlış gidiyor. Bu düşünceyle tanıtıma öncelik verdik. Tanıtıma ağırlık verdik. Tabii ki sezonun da ortasında bu işlere başladık. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki sezon için sonbahardan itibaren, Kasım'dan itibaren bütün tanıtım fuarlarına katılacağız. İlçemizi, beldemizi, Sagalassos'umuzu, buradaki turistik tesislerimizi tanıtma adına bütün fuarlara katılmayı düşünüyoruz. Bizim özellikle olmazlarımızın arasında iki sektör var. Başta turizm ve tarım. Turizmle tarımı birleştirerek biz organik tarıma kendimiz üretelim. Biraz da bu işin içine seracılık da giriyor. Seracılığın önü yeni açılmaya başladı. Ama seradaki bizim hassasiyetimiz şu. Belediye olarak da bir seraya girmek istiyoruz. Serada iyi tarımı yapalım istiyoruz. Tabii ki istihdamı sağlayalım. İnsanlarımıza iş kapısı olsun. Tarımla beraber kendi ürettiğimiz pazarlama adına tarımla beraber turizmin de olmazsa olmazlar arasında olduğunu inanıyorum. Bunu inanarak da bu Sagalassos yolu üzerinde ve Ağlasu'nun bütün her tarafında turizm altyapısı bazında restorandır, mesire yeridir, konaklamadır. Bu tür yatırımları yapmak için tüm iş adamlarına kapımız açık. Gelsinler, yardımcı olabilecek ne varsa belediye bazında ya da Ağlasu'nun olarak biz hazırız. Çünkü gelişeceksek, sesimizi dünyaya duyuracaksak bunları yapmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz biz Meltem Hanım. Biz ilçemizin güzelliğinin, doğal dokusunun bozulmamasına adına da seçim kampanyası döneminde şunları söyledik. Yapacaklarımız gerçekten çok. İlçemiz 10-15 yıldır hak ettiği yatırımı almayan bir ilçe. Öyle olunca da içme suyu şebekesi 60 yıldır. İçme suyu şebekesi 1960'lardan bu tarafa gelen bir şebeke. İçme suyu sıkıntımız, su bazında sıkıntımız yok. Şebeke sağlam olmadığı için sıkıntılı geçiyor. Meydanlarda söyledik, vaatlerde bulunduk. İşte hükümetimizin desteğiyle görüşerek, vekillerimizin, valimizin desteğini alarak öncelikle içme suyu altyapısı, kanalizasyon altyapısı ve ardından da altyapıya girmişken mümkünse ilçemizin 3 kilometre yakınından doğalgaz hattı geçiyor. Doğalgazı da getirme sözünü verdik. Bununla birlikte yapacak çok işimiz var. Zaten diğer projelerimiz var. İşte sera projemizi söyledik. Bir 100 dönüm kadar sera projemiz var İslam olsun diye. Yanında TOKİ çalışmamız olacak. Hep girişimlerde bulunduk. Şu anda takip ediyoruz. Ön talep toplama aşamasındayız. Seranın altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Yeri belirledik. Arazi sahipleriyle görüştük. Şu anda tamam dedi. Vatandaşımız destek veriyor. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Şu anda çekim yaptığımız, içinde bulunduğumuz işletme tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yapılan, hiçbir işte kuruluşlara, bölgesel kuruluşlara bakadır, TKDK'dır, bu tür kuruluşlara müracaat etmeden yapılan bir işletmedir. Neden müracaat edemedik? Çünkü çok kısa zamanda yaptık.
ve sezonun ortasındaydık. Böyle bir şeye acil ihtiyaç olduğuna inanarak kendi öz kaynaklarımızla, kendi çalışanlarımızla bu işletmeyi yaptık. 30-40 gün gibi bir sürede hizmete sunduk. Buradan da tüm ben belediye çalışanlarıma, işçisiyle, memuruyla herkese teşekkür ediyorum. Çünkü gecesini gündüzüne kattılar. Bize katlandılar ne kadar acele ettirdiysek. Bu işletmeyi kurduk. Bu işletme bizim Sakala Sosyal üzerimizde hemen otelimizin üstünde 4000 metrelik gibi bir yeri var belediyenin içinde bulunduğumuz yer. Burayı nasıl değerlendirebiliriz, nasıl güzel bir tesis kazandırabiliriz? Ekibimizle birlikte hemen kısa sürede çalıştık. Yani buradan Sakala Sos'a gidip ve dönüşte de bir kahve içecek, bir gözleme yiyecek ya da yemek yiyebileceği insanların bir yer olmadığını inanarak bu tesisi yaptık. Tesisimiz sabah 7'den gece 24'e kadar hizmet vermektedir. Tabii ismi gözleme ve kahvaltı evi olarak geçiyor ama sipariş üzerine ya da önceden telefon etmek şartıyla biz grup yemekleri de çıkarabiliyoruz. Ya da isteyene bana yemek yapar mısın derse hemen acil yemek çeşitlerimiz de var. Bu hizmeti de sunuyoruz. Gerçekten bugüne kadar bir buçuk aylık sürede de müşteri olarak ya da talep olarak çok memnunuz. Biz bir Ağlasunlu olarak, Ağlasun'u seven birisi olarak gerçekten Ağlasun'un gezilip görülmeye değdiğini tüm dünyaya buradan söylemek istiyorum. Gelin bir günde, bir saat de olsa misafirimiz olun. Bu yeşili görün, bu güzel dokuyu görün, bu manzarayı seyredin ve Sakala Sos'un güzelliğiyle, çeşmesiyle bir fotoğraf alın çadırımızla birlikte. O zaman bize hak vereceksiniz diyoruz. Zirve konuklarımızla zirvede bir programı daha sonuna geldik efendim. Evet, yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizleri Allah'a emanet ediyorum ve bizde kalın diyorum. Zirvede kalın efendim. Haftanız zirve olsun. Hoşça kalın. Gelin incisi İzmir'den merhaba. Keyifli bir geziye İzmir'de ne dersiniz?